Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Her zamanki gibi rutin kümes temizliğine devam ediyoruz. Onu her defasında söyleyeceğim arkadaşlar. Kümes temizliği kanatlılarınızın arkadaşlar sağlıklı kalmasını sağlar. Onun için bakın burayı hemen şöyle hızlı göstereyim. Bir tane şeye geçelim, normal kümesimize. Sonra güzel bir sürprizim var. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burayı da. Buradan çıkarttığım gübreleri de hepsini, bakın duvarlar hep caniper parçacıklarıyla dolu. Bakın buralarda neden? Bit arkadaşlar bu dönemde çok aktif. Bizim de bu bit olayına karşı sürekli caniper yapıyorum arkadaşlar, sürekli. Geçiyorum. Şimdi çok güzel bir sahneyle sizi buraları da temizledik. Burada mesela bizim yaramaz silver brakenler işte buradalar. Ağızlarını açıyorlar. Şu anda sularını aldım. Burayı çok iyi temizledim ama hemen çok pisler ya. Hemen pisletiyorlar hemen. Alayım. Ama en azından 15 günlerdir bu arkadaşlar tatlı eziyeti çekeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Nereye? Şu yukarıya kadar geldik. Böyle devam ediyoruz. Şimdi temizleyeceğiz ama sizlere küçük ve güzel bir sahneyle baş başa bırakacağım. Dostlar, kim var burada? Susadınız mı kız? Yavrular da. Orada suları var ama şimdi bunları kümes temizliğimden dolayı arkadaşlar çıkarttım. Şöyle yaklaşalım. Bu 5 tavuğu yavrularımızın arkadaşlar içerisinde 6 tane beyaz. Daha önce konuşmuştuk zaten, biliyorsunuz. Beyaz 5 tavuğumuz ama bir tane aralarında arkadaşlar çok küçük kaldı. 5 tanesi çok sağlıklı ama bir tanesi sağlıksız demiyorum ama gelişim sürecinde demek ki bir enfeksiyon mu oldu, bir şey mi oldu bilmiyorum ama o gelişimini tam tamamlayamadı. Ama diğer şu, yani o da yaşayacak diye umut ediyorum. Ama arkadaşlar diğer beyazlar ya o kadar çok tatlı büyümeye başladılar ki buraya gerçekten renk katacaklar. Buraya kim gelse arkadaşlar beyazları istiyor ama ben vermiyorum. Çünkü benim elimde şu anda onlar nadir. Ve 360 tane yumurtadan 6 tane çıktı. Ve 6'sını da arkadaşlar yaşatıyoruz. Alkış istiyorum. Onun için bu anlamda çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Kümeslerini de nasıl yaptık hemen onu da göstereyim. Bakın böyle tertemiz yapınca dostlar bit de çok az oluyor. Enfeksiyon da az oluyor. Hastalık da az oluyor. Bakın. Evet. Coco çok güzel bir anne arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Çok güzel bir anne. Şimdi biraz bunlar dışarıda dolaşsınlar. Müsaade edeceğim. Bunları kapatmayacağım. Çünkü yavru beşler biraz avlanmayı falan öğrensinler. Sinekli, farklı şeylerdi. Biraz toprak yesinler. Gelişimleri için gerçekten çok önemli. Beş tavuğu arkadaşlar yavruları çıktığında çok hassas. Bunu bir defa daha söylemek istiyorum. Hassasiyeti sıcaklığa ve soğukluğa karşı arkadaşlar. Doğduklarında, dünyaya geldiklerinde 36 derece, 3 gün sonra 35, aradan 3 gün sonra 34, aradan 3 gün sonra 33 şeklinde. Ben böyle yapıyorum. Bu şekilde sıcaklığı ayarlamanız lazım. Eğer sıcaklığı ayarlayamazsanız arkadaşlar, o ilk doğduklarında zaten eğer iyi bir 35 derecenin altında sıcaklık varsa arkadaşlar, civcivler maalesef ölüyor. Dediğim gibi derin su kapları olmayacak. Ağızlarını sokabilecekleri kadar kaplar olsa yeterlidir. Sıcaklık önemli. Sabitleyerek yavaş yavaş sıcaklığı düşürmek lazım. Toprakla eşinmeleri onların sağlıklı büyümelerine çok büyük katkı sağlayacaktır. Doğduklarında beş tavukları yavrularına ilk 15 gün lütfen yumurta, haşlanmış yumurta vermeyin dostlar. Vitamini bol gıdalar, yani ekstra vitaminler ilk 15 günde vermeyin 5 tavuklarında. Çok garip gelebilir. Sebebini bilmiyorum. Ama arkadaşlar
5 tavukların yavruları vitamini fazla aldığında gerçekten ölüyorlar sebepsiz bir şekilde. Onun için buna çok ama çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Zaten bu boya geldiklerinde, kanatlandıklarında arkadaşlar yapmanız gereken en güzel şey, anneleriyle birlikte veya makineden çıkartmışsanız, anneleri yoksa, böyle göz kontrolüyle arkadaşlar, sizin gözleminiz olarak dışarıya böyle kontrollü bir şekilde mutlaka salın. Toprak yesinler, taş yesinler, ot yesinler. Bunlar gelişimine büyük katkı sağlar. Ama suları da önünden eksik olmasın arkadaşlar. Bakın şimdi bunlar su, çok susadılar. Ben şimdi onlara su vereceğim. Bu kadar böyle doğada da ilk defa, işte dışarıda kümesin dışında da ilk defa sizlerle bu çıkan 5 tavuklarımızı da paylaşmış olduk. Evet dostlar, ondan sonra zaten 3 aylık olduktan sonra kolay kolay ölmezler. Bazen ayak tutulmaları oluyor. Benim de şu anda başım döndü. Gözlerim karardı çünkü çok sıcak var. Oturdum birden kalktım. Bazen bizde de böyle dengesizlikler olabiliyor. Neyse, şu an biz de toparladık. Onlara da nazar değmesin. Bugün tabii burada arkadaşlar kim var onu da göstereyim size. Burada da babaanneyle torun arkadaşlar. Bakın. Mercan nasıl keyfin? İyi değil mi? Ondan sonra şurada arkadaşlar tavuklar geldi. Mercan öksüzü seviyor. Öksüz. Hayvanlar arkadaşlar, tavuklar geldi, onlar yediler. Bir tane ispenç dışarı kaçtı, orada onu atacağız içeriye. Ondan sonra başka kümes temizliğine devam ediyorum dostlar. Şeyi de söyleyeyim son kez, onlar yayılırken şimdi diplerine çıkan, kümesin dibinden çıkan bazı şeyler koyduk ama böyle buradaydı bakın. Bu da böyle tuttu arkadaşlar. Ondan sonra bu da tuttu. Buradan Rıfat Kurtça'ya selam olsun. Bu da tuttu arkadaşlar. Ondan sonra bu da attı şeyini. Tek daha herhangi bir çıkım görmediğimiz bu var. Bakalım bu bir yerden atacak mı? Bunu bekliyorum arkadaşlar. Eğer atarsa zaten çok mutlu olacağım. Rıfat da arkadaşlar sağ olsun, var olsun. Buraya daha Kıbrıslardan bizler için üzüm asmaları getirdi ve tuttu arkadaşlar hepsi. Bunlar da güzel şeyler. Rıfat'ın bundan sonraki hayatımızda bir insanın iz bırakması nedir? O üzümü her gördüğümüzde, işte Rıfat kardeşim her zaman zaten hatırlıyoruz da. Arkadaşlar, dünyaya bir sanat eseri bırakmak denir ya, bu öyle bir şey. Rıfat geldi Kıbrıs'tan. Bakın açık söylüyorum, Kıbrıs'tan geldi. Bu 4 tane kökü getirdi. Burada birlikte kazdık, birlikte gömdük ve tuttu. Rıfat arkadaşlar eserini buraya sabitledi. Bundan sonra Rıfat Kutça ömür boyu bu asmalar yaşadığı sürece burada. Allah'ımıza şükürler olsun. Sağ ol, var ol Rıfat Kutça. Gözlerinden öpüyorum. Ailene selamlar. Buradan yine uzun zamandır görüşemediğimiz Hüseyin Keleşo abim, işleri güçleri çok yoğun. Ona buradan kocaman selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah onun da işini gücünü rast getirsin. Tüm dostlar arkadaşlar ve bugün aklıma gelmişken Orhan'ın çiftliği arkadaşlar. YouTube kanalı olması lazım. Orhan abi ismini söyler misin dedi. Orhan'ın çiftliği ne de selamlar olsun buradan. Bize yorumlar yaparak, bizi like'lar atarak destekliyor. Sağ olsun, var olsun. Orhan'ın çiftliği selamlar, saygılar yeniden kardeşim. Dediğim gibi Koko Cüce Koşin ve arkasında 6 tane beyaz ve arkadaşlar grilerimiz olmak üzere hayatlarına 10 numara devam ediyorlar. Her şey yerli yerinde. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Biz kümes temizliğine devam ediyoruz.
Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize selamlar, saygılar. Hepinize huzur ve mutluluk diliyorum arkadaşlar. Temizlik mi? Bizim işimiz. Görüşmek üzere.